Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomda merhaba. İşten geldim, koştur koştur. Şimdi yemek yapmaya başlayacağım. Önce yemeği yapayım, sonra evi toparlıyorum. Yemek daha önemli çünkü çocuklar okuldan gelecek. Yemekte bugün tavuk almıştım Sezbür'den. Sezbür'ün tavuğu var elimde. Görüyorsunuz Helal Production, yani helal et kesim tavuk yapıyorlarmış Tarık'tan. Neyse, şey yapacağım, bunu ufak ufak doğrayayım, tavada zepseyle beraber pişireyim. Biz diyoruz tava, böyle yapayım, fırında zepseli tavuk, patlıcan, patates, soğan, kapak koyayım, zepseli tava yapayım, yanına da bir şeyler yapacağım, bakalım ne yapacağım. Çocuklar da doğrusunu yiyecek, şuralarını dedim, kesim önce düşündüm. Göğüs bölümlerini keseyim. Hasan ayrı tavadan yapıp dürüm sadece rap mı yapayım? Çünkü bir pilavla yiyor, ne şeyi görünce bağırıp çağırıyor. Ay, çocukların da var ya, sürekli yemek seçmesi. Ev yemeklerini seçiyor, başka şey değil de. Normalde, normalde makaslarım var ama yeni bir makas aparat aldım. Onu deneyeceğim ama. Değil mi? Bu telefonumu da bir yere indirecek bir aparatım vardı. Şöyle bir aparat almıştım, böyle tavuğu falan temizlemek için mutfak özel makasıymış. Burasıyla falan galiba başka bir kemiği falan kırıyorsun, işte ayıklıyorsun. İyi kesiyor diye duydum. Dur bakalım nasıl bir sonuç alacak. Tavuğu bununla temizleyeyim dedim. Tavuktan çıkarmıştım buzu. Şöyle evet, gerçekten kesiyor. Oğlum kesiyormuş. Makas gibi biçiyor. Terzi gibi biçiyor. Terzi gibi. İyi. Şunu ayırayım tavaya. Şimdilik şuraya atayım. İngiltere'de de İskoçya'da da etleri hazırladım, temizledim ve zepselerimi doğrayıp böyle fırınlayacağım. Kekikte biraz attım, salça falan, soğan koydum mu? Aha, soğan unutmuşum, soğan da ekleyeceğim, sarımsak koydum. Biraz göğsü de buraya, göğüs etini de buraya doğradım. Onu da sanayime pişireceğim, öyle dürüm yapacağım. Her şey yemiyor, bir de salçam kaldıracağım. Bunu içine soğan ekleyip fırınlayacağım. Tabii bu arada bunları yaparken çekecektim Gürya. Telefon çaldı. Yine olmadı. Neyse inşallah. Böyle gerekiyormuş. Ben bunları toparlayayım. Çabucak yemeği fırına attım. Şimdi bir cacık yapacağım. Gördüğünüz gibi buranın salatalıkları biraz uzun. Bunları biraz cacık yapayım. Bunları da koyacağım. Tabakları. Toparlaya bitmiyor. Bu da gerçekten işime yaradı. Bunu söylüyordum değil mi? Bu iş gerçekten hem keskinmiş daha yeni olduğu için, hem de güzel kesiyormuş. Temizlemesi tavuğu kolay oldu. Kemiği bile kesiyor neredeyse. Hasan'a da böyle dürüm yaptım. İçine mayonez ve tavuk eti sadece pişirdim. Hiçbir şey katmadan. Küçük bile ekmeklerim vardı. Küçük raflar böyle satılıyor burada. Tantılıyor, rap mı deniyor, ne deniyor. Böyle onlardan küçük dürümler yaptım. İçine soğan falan da girebilir. 3 tane dürüm çıktı. Sana da onları verdim. Benim yemeğim de hemen hemen olmuş. Böyle zepseli bir pilav. Zepseli baharatlı pilav. Ben pilav yemekte pişiyor fırında. Az kaldı pişmeye. Bugün yemeğimiz bu. Yanına da cacık, hoşaf var biraz. Böyle. Biraz akşam yemeğinden sonra dolaşalım dedik. Şöyle tepeye, Blair Hill diye bir yer var. Oraya geldik. Şöyle yeşilliklerin içinde birkaç tane de bank yapmışlar, oturmalar, dinlenmeler için. Biz arabayı yakın bir yere park ettiğimiz için hemen oraya gidiyoruz.
Great Hill. Buradan gidilebiliyormuş. Oraya doğru. Bu görüntü tarihe geçsin diye abim bana çay getiriyor. Kızımı tarihe geçti abim bu görüntü. Teşekkür ederim. Sen teşekkür et Türkçe. Teşekkür ederim. Türkçe teşekkür eder misin? Teşekkür ederim. Çok güzel konuşuyorsun Türkçe. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür. Evet. Teşekkür ederim. Abim birkaç Türkçe kelime söyleyelim mi Türkçe? He. Müsaade eder misin? Müsaade eder misin? Tamam. Ne? Ne alakası var? Ne alakası var? Merhaba birader. Merhaba birader. 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 Eniştemin kız kardeşi. Eniştemin kız kardeşi. Teyzemin. Halasının. Halasının. Kocasının. Kocasının. Baldızı. Ne? Baldızı. Baldızı. Çeşmeye su içmeye gittiğinde. Çeşmeye su içmeye gittiğinde. Ayağı takıldı ve suyun içine düştü. Ayağı takıldı ve suyun içine düştü. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Ne kadar büyük bir olay. Ne kadar büyük bir olay. Teessüf ederim. Teessüf ederim. Hanımefendi. Hanımefendi. Neden böyle konuşuyorsunuz? Neden böyle konuşuyorsunuz? Şimdi nereden çıktı bu alaka ve önem? Şimdi nereden çıktı bu alaka ve önem? Nereden geldiniz ve nereye gidiyorsunuz? Nereden geldiniz ve nereye gidiyorsunuz? Tamam. Çok iyi oldu. Seni kutluyorum. Demek ki ne? Türkçe kelimeleri ben söylediğimde tekrarlarını çoğunu yapabiliyorsun. Değil mi? Ben bile konuşamıyorum. Çoğu Türkçe kelimeleri söyleyemiyorum. Ay ay ay. Hangi kelimeyi söyleyemem? Bazılarını söyleyemiyorum. Söyle bir tane. Bazen takılıyor kafam, aklımda değil şu anda. Bunun için insan böyle kelimeleri düzgün konuşmak için insanlar kitap okuyor, ben de kitap dinliyorum. Daha kolayıma gidiyor. Kitap okuma zamanım yok. Sesli kitap dinliyorum çoğu zaman. Evet annem okumayın. Okumayı da biliyorum ya. Kesesini yap daha şey. Teşekkür ederim. Tamam, güzel söyledin. Bugün de bu videomuzu sonlandırak abin. Bana bak, uzun zamandır video sonlandırmadık beraber konuşup. Bugün neler ne yaptın bari anlat. Okul nasıl gidiyor high school? İyi. İyi mi? Çok yoruluyorsun değil mi? Hı. Evet, okuldaki bütün ödevleri abine yaptırıyorlar. Bütün işleri yaptırıyorlar. Bazen çocuklara yardımcı oluyor. Okuldaki dersleri bilmeyen öğrencilere de yardımcı oluyor. Yok aslında. Aslında abin. Okulun bütün işlerine koşturuyor. Evde de öyle. Eve geldiğinde hemen yemeğe yardım eder. Evet, sofrayı kurar. Evde sofrayı kurar. Ütü varsa ütü yapar. Çamaşırları yıkar ve bulaşıkları da makineye atar. Öyle mi? Tabii. Çok yardımcısın bana. Keşke öyle olsa deme, ben çok isterdim. Neyse, öğrenirsin artık birazcık. Biraz öğreniyorsun. Burada bitirelim videomuzu. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videomuzda görüşürüz. Sen de bak kız. Baksana videomuza. Merhaba. Hadi başka bir videomuzda görüşürüz. Evet. Sen oyun oynuyorsun değil mi?